O da Cumhuriyet Mahallesi'nde. Evi aldı, 20 gün oldu evi alalı. 20 günden beri evi boşalt. 20 günden beri ben de ev arıyorum zaten. 20 günü hatta geçti. O süreden beri ev arıyorum. 5 çocuk göze batıyor. 5 çocuk göze battı her zaman. 3-4 günden beri de başladı yeni ev sahibi içkili, alkollü eve gelip bazen ben işe gidiyordum inşaata. İnşaata gittiğim zaman birkaç sefer eve gelmiş alkollü olarak. Yani eşime tavtalanıyor falan. En sonunda 2 gün önce evi boşalttım. Artık yapacak bir şey de kalmadı yeni ev sahibine karşı. Çünkü haklı da bir yönden de hak veriyorum. Yani 30 milyar para saymış o eve. Vermiş. Mecbur şartlarda benim de borçlarım. Kaç gündür evden çıktınız? 2 gün oldu. 2 günde bu yana da devamlı arabanın içinde yatıp kalktık. Çocukların yedi de simit. Daha önce arabada da yattık kalktık. Bir haftaya arabada yattık. Darı dağlarında yaptı. Peki bunun için herhangi bir resmi daireye, belediyeye, kaymakamlığa falan başvurdun mu? Kaymakamlığa gittim, sosyal yardımlaşmaya gittim, belediyeye gittim. Hatta daha bundan 20 dakika, yarım saat önce Latif Bey'in yanına çıktım. Latif Bey yapamayacağımız hiçbir şey yok dedi. Başınızın çaresine bakın. Belediye başkan yardımcısı. Evet, Latif Çakmak. Yapabileceğimiz hiçbir bu konuda dedi bir yardım yok dedi. Arsanız varsa ev yapalım diyor. Ya arsamız, zaten arsam olsa ben kendim bir al çök içine naylondan da olsa bir çadır kurarım, yine otururum onun içinde. Yok, yerim yok. Yani dikili ağacım yok. Sosyal yardımlaşmadan herhangi bir destek eli uzanmadı. Kesinlikle, oradan da çıkmadı bir olay. Kaç yaşında çocuklarınız? Benim çocuklarım 2007 doğumlu, 2006 doğumlu, 2007 doğumlu. İkiz. Bir 300 bir ikiz. İki kız bir oğlan 300. İki kızım ikiz. Anlıyorum. Yurda verin çocuklar dızı diyor. Herkes yurdu bahsediyor bize. Çok... Peki çocuklar okula gidemedi bu sene. Kayıt yaptıramadınız. Yaşları geldi. Yaptıramadım. Çünkü nakil yapabileceğim bir ev yok. Hep sabır ettik buraya gelmeme için. Hep sabır ettik. Olmadı. Yok işte, hiçbir yerden destek çıkmadı. Kendi annem, kendi kardeşlerim, kaynanam, kaynatam boşandığımızı istiyor. Beraber çocuklarımı istemiyorlar, hep çocuklarım dışlanıyor. Neden? Kaç yıldır evlisiniz? 12 yıldır. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben inşaatlarda çalışıyorum. Usta. 5 tane çocuğu bunun içinde yatırıyorum. 2 tanesinin kafası bu camdan tarafta, 3'ünün koltuktan tarafta. Biz de eşimle beraber koltukların üzerinde yatıyoruz. Üzerimize ne varsa örtüp onunla Allah ne verdiyse gecemizi geçirmeye uğraşıyoruz. Geceleri bu arabada yatıyorsunuz yani. Soğuk araba... olmuyor mu sabahları? Soğuk ama yapabileceğimiz bir şey yok. Sıcak yerimiz yok. Yok işte, sığınacak yerimiz yok yani. Mecburen bunun içinde idare etmek zorundayım her şeyi. Peki ailen size hiç yardımcı olmadı mı? Hiçbirinden bir destek, yardım gelmedi. Hanımefendi, hiç sizin aile tarafı? Hayır. Boşanmamızı istedi. İstemiyorlar. Geçindiğimizi istemiyorlar. Şiddet var mıydı yani size karşı boşanmıyor? Vardı. Onun için kaçtığım için ben istemiyorlar. Kaçtığınız için? Evet. Dışlandınız. Evet. Dayakla büyüdüm, işkenceyle büyüdüm. Ben de artık istiyorum herkes gibi bir evim olsun. Çoluğumu çocuğumu sıcak bir yuvada barındırayım. Ne bileyim, herkes gibi sıcak bir çorba yedireyim. Herkes gibi her şeyim olsun istedim. Eşimin bir işi olsun istedim. Sürünmekten bıktım artık. Bence gücüm yok. Kime gittiysek hep dışlandık. Hakaretlendik. Eşime dedim ki bugün ölümse ölüm dedim ki, al arabayı götür bizi dedim bir yere, çarp öldür. Herkes insanlar gibi insan içine çıkamıyor. Sanki toplumdan dışlanmış gibi olduk ya. Yok. Kimse çocuğumu istemiyor. Ne belediyesinden, ne kaymakamından, ne sosyal yardımlaşmadan yok işte. Hiçbir destek çıkmadı. Hangi kapıyı çaldımsa boşlukta. Hepsi nasihat veriyor sadece. Sadece nasihat. Ne diyorlar? Yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bugüne kadar çalışmadın sen. Bir ev, arsa, bir yeri almadın mı?
5 tane çocuğumuz sağlık durumu, bunların dünyaya gelişleri zaten bir ikizi, bir üçü dolunca çocuklar 17-18 gün küvezde kaldılar. Daha hala da hala Morris Şirası Hastanesi'ne şu anda hala benim çocuklarım hasta. Birinde zatüre çıktı, birisinde bir herhangi bir hastalık, damar hastalığı var. Tedavi altında benim oğlum da orta zeka geriliği var. %70 özürlü. Doktor heyet raporlu. davranış bozukluğu var bu çocuğumda da. Sağlık kartınız falan, yeşil kartınız var mı? Hiçbir şey yok. Yeşil kartı hiçbir şey yok. Uğraşmadınız mı? Çıkıyor normalde. Vardı. Vardı. Ben şimdi acık acık konuşayım. Yalan söylemeyelim. Benim çocuklarım yurttaydı. Boşanmak durumuna geldiğimiz için ben çoluğumu çocuğumu gerisi geri aldım. Biz dedim ki çoluğum çocuğum sevgi altından büyüsün. Kendimiz büyütelim, kendimizi büyüsün, okutalım diye heveslendim. Her şey yiyelim, boynumuzdan geldi. Geldi artık. Yani ikinci eşiniz. Evet, ikinci çocuklar... eşim. Bu eşimden. Evet, benim. Boşanıp tekrar evlendiniz. Evet. Yok, biz ikimiz boşanmadık. Eşim önceki eşinden boşandı.